Herkese günaydın. Gördüğünüz üzere neredeyse kıpkırmızı bir ekranla karşı karşıyayız. Tabi cuma günü gelen Amerika satışları Amerika'daki problemlerden ziyade ağırlıklı olarak pazartesi günü Çin açılışı sert olacak. Dolayısıyla buraya çok da pozisyonlu girmememiz gerekir tarzında bir hareketti. Dolayısıyla bunun çok korkutucu olduğunu düşünmüyorum veya benim beklediğim kadar kuvvetli bir satış diyemem aslında, ama önemli seviyeyi kırdı. Şurada bahsettiğim trend çizgisini kırdık. 50 günlük ortalamayı test ediyoruz. Biraz daha aşağıya doğru gelecektir. Açıkçası burada ben çok fazla şurası destek, burası direnç tarzında bakmak istemiyorum. Ciddi bir panik satışı, şundan daha büyük bir çubuk görürsek benim için o al işareti olacaktır. Şimdi ne kadar bugünkü Çin hareketini, şuradan bir tekrar endeksi göstereyim. Bugünkü Çin hareketini yorumlamamız gerekiyorsa nasıl yorumlamamız lazım? Çünkü %8 çok ciddi bir satış. Ama bu beklenmeyen bir hareket miydi? Hayır. Şimdi dünkü paylaştığım nota gidersek, zaten geçtiğimiz hafta vadelilerde %7,5 civarında bir satış görmüştük. Yine Hong Kong Çin'den daha önce açıldı. Burada da 9,6 civarında bir satış görmüştük. Dolayısıyla bugünkü açılışa dair dünden bir fikrimiz vardı ve %8 civarında, işte 3000 hissenin de taban yaptığı bir piyasayla karşı karşıyayız. Bu açılış şok bir açılış değil. Geçen hafta kapalı olan piyasaların var olan veya işlem gören göstergeleri uyum sağlamasını yansıtan bir satış. Dolayısıyla çok fazla burayı önemsemiyorum. Şimdi yine bugünkü likidite operasyonlarına bakarsak 1,2 trilyon yuanlık likidite vereceği de zaten paylaşılmıştı. Bu sabahki işte 900 milyarı bir haftalık, 300 milyarı da 14 günlük operasyonlarla verildi, ama burada net verilen 150 milyar yuan, onu da söylemek lazım. Dolayısıyla bu adımlar çok da beklenmeyen, haberimiz olmayan adımlar değil. Yine aynı şekilde dün açıklamanın detaylarını paylaşmıştım. 30'a yakın madde açıkladı. Bank of China, hazine vesaire ile beraber bunların tek tek üzerinden gitmeyeceğim. Ama şunu söylemek mümkün. Birinci çeyrek için 4,8, belki daha da düşük seviyeler söz konusu olacaktır. Ama bundan hemen sonra ekonomiyi canlandıracak bir paketle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla böyle bir durumda, yani 5,9-6 civarında bir büyüme sağlamaya çalışan bir Çin'le karşı karşıya isek, aslında bu sabah itibariyle gördüğümüz emtialardaki şok düşüşler veya şok demeyeyim, yine beklenen taban seviyeleri bir alım fırsatı. Bu sabah için bahsetmiyorum ama hemen dip yapacak anlamında söylemiyorum. Çin ister istemez 4,8'lik birinci çeyrek büyümesini yıllık bazda 6'ya çekmek için bir yatırım paketi açıklayacaktır. Altyapılar vesaire ve bu emtialar üzerinde de son derece olumlu olacak bir hareket olacak. Şimdi genele baktığımızda bir panik olmadığını görüyoruz. Hatta Amerikan vadelileri artı da, ki ben onun dediğim gibi biraz daha düşmesini beklerim Amerika tarafının. Hala benim istediğim seviye bu değil. Yıllık primi geri verdik. Ama biraz daha Aralık ayında gelen resesyoncuların da biraz dökülmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradaki önemli nokta aslında şu olacak. Bu aşı bulunduğu, HIV falan, bunlar yeni haberler değil. Zaten geçen hafta var olan haberlerdi. Bunun zirvesi, virüsün zirve seviyesi neresi olabilir? İşte paylaştığım birkaç tane modeller var. Bu modellerin ne kadar doğru olacak? İşte bir tanesi 13 Şubat civarında, yani şu anda bulunduğumuz dönem itibariyle, diğeri Şubat'ın ortasına doğru itibariyle zirve olabilir görüşü var. Bir başka çalışmayı daha paylaştım. Burada da benzer bazı çalışmalar var. Kendiniz de girip bakabilirsiniz. Daha iyi olur. Genel olarak şeyde, sosyal medyada paylaşılan genel görüşlerin biraz ben havada kaldığını düşünüyorum, ama bunlara bakarsak Şubat ayında bir
virüsün etkinliğinin zirve yapma ihtimali var. Böyle bir durumda tabii o zaman ciddi anlamda bir toparlanma olacaktır endekslerde ve paylaştığım gibi emtia tarafında biraz Avustralya dolarında bunları yakından takip ettiğimizde piyasanın hissiyatını ve dönüşün gelip gelmediğini görüyor olabiliriz. İkinci bir noktaya geçelim. Amerika ile ilgili çünkü önemli gelişmeler de yine olacak. O tarafa da baktığımızda bugün Demokrat Parti açısından önemli olan bir seçim var. Yani yazdığım gibi bu aslında biraz totem, yani illa tutacak gibi bir şey söz konusu değil ama bu bölgeyi, Iowa'yı alan aslında son döneme baktığımızda, 2000 sonrası döneme baktığımızda adaylığı da kazanıyor. İlk üçe girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle aday çıkıyorsunuz. Bill Clinton hariç hepsi daha önce ilk üçe girmiş. Dolayısıyla burası piyasa tarafından takip edilen bir bölge. Sanders öne geçti gibi gözüküyor. Iowa'da önde gibi gözüküyor. Biden da ülke genelinde önde gibi gözüküyor ama ben tabii nereden para topladıklarına da bakıyorum. Yani tabanlarının kuvvetine de bakıyorum. Sanders'ın fonlamasının %55'i küçük bağışçılardan geliyor. Biden'ın %36'sı küçük bağışçılardan geliyor. Dolayısıyla Sanders'ın daha kuvvetli, daha dinamik bir tabanı var gibi gözüküyor. Elizabeth Warren'ı biliyorsunuz ben daha ön plana çıkacağını düşünüyordum ama Sanders'a doğru bir kayma oldu orada. Bu arada Clinton'ın da zayıf adaylar nedeniyle Demokrat Parti'nin elitleri tarafından tekrar oyuna sokulmak istediğine dair haberler çıkıyor gazetelerde. Bunları da göz ardı etmemek lazım ama bugünkü bu ön seçim önemli olacak Amerika fiyatlaması açısından diye düşünüyorum. Ekonomik verilere baktığımızda kesinleştirilecek olan market PMI var ama daha önemlisi ISM tarafı gelecek. Görüyorsunuz hafif bir toparlanma beklentisi var ama buna rağmen, bu toparlanma beklentisine rağmen 50'nin hala altındayız ki bugün itibariyle gelen bu arada şimdi bir haber geçti. 4 askerimiz şehit olmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım böyle haberler gelmez. Burada da görüyorsunuz, pardon, görüyorsunuz 51 olarak açıklanan bir Çin imalat verisi var. Çok da önemli bir toparlanma veya gerileme değil. Çünkü artık Ocak ayı çok da gerçeği yansıtan bir ay değil. Ama şunu söyleyebiliriz, Ocak ayında henüz virüsün etkileri yokken bile momentum kaybı gözüküyor ki bir anlaşma gerçekleşti bu dönemde Amerika ile. Buna rağmen bir momentum kaybı var. Şimdi virüsün etkisiyle oluşabilecek olan momentum kaybını artık tahmin edin. Buradan parite tarafına geçelim. Parite tarafında bir toparlanma olduğunu gördük. Cuma günü itibariyle 1.10.60'ın üzerine doğru bir hareket oldu. 50 günlük ortalamada da bu hareketin kesildiğini görüyoruz. Şu seviyenin üzerine doğru bir hareket yaşarsak eğer, bu biraz daha euronun toparlanabileceği anlamına gelir. Bu arada euro da İngiltere'nin çıkmasıyla beraber tahmin edilen bir gelişme olmaya başladı ve bütçede İngiltere'nin bırakıcı, çünkü İngiltere bütçeye net katkıda bulunan ülkelerden bir tanesiydi. Birazdan notumda bunu, bu detayları paylaşacağım. İngiltere'nin çıkmasıyla beraber bu yük kime gelecek? Almanya'nın biz karşılarız taahhüdü var. Öte yandan çevre ülkeleri bunun vergi artışı olarak kendilerine yansımasını istemiyor. Dolayısıyla hala, yani Brexit resmi olarak bitti ama hem ticaret tarafında hem İngiltere'nin bırakacağı boşluğun kimler tarafından doldurulacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Hemen CFTC verilerine bir göz atalım. Buradaki durumda çok büyük bir değişiklik yok. Görüyorsunuz hala ortalama diyebileceğimiz seviyelerde euro pozisyonları söz konusu. Yan açısından da yeni bir şey söylemek mümkün değil ama Çin hareketi elbette yeni olan alımları arttırmış durumda. Bu açıdan hala yen tarafında şurada gördüğümüz kritik seviyelerin kırılamadığını, dolayısıyla da
ana hareketin yen lehine olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki bu kırılma muhtemelen işte Çin'in bir paket açıklaması vesaire ile dünya piyasasındaki kötü algının bir anda değişmesiyle beraber gerçekleşecek ama şu anda 110-20'lerin aşılmadığı sürece baskı aşağı yönlü devam edecek diyebiliriz. Altın tarafına gelelim. Altın tarafında çok hafif bir satış olduğunu görüyoruz. Önemli bir hareket değil. Gördüğünüz üzere Çin tarafının muhtemelen beklentilere paralel bir düşüşle açılmasından kaynaklanan bir hareket bu. Gümüş tarafı biraz daha zayıf. Zaten son dönemde özellikle gümüş tarafı biraz daha zayıf. Çünkü altın daha sigorta ve büyük fonların vesaire daha rahat girebildiği bir emtia. Dolayısıyla gümüş daha zayıf hareket ediyor ama her zaman söylüyorum, benim gözümde de bu spekülatif rally'nin beklediğim kuvvetli rally'nin gecikmesi anlamına geliyor. Gümüşün daha kuvvetli olduğunu görmemiz gerekir ki altında çok kuvvetli bir rally ile karşı karşıya kalalım. Ama şu ana kadar geçtiğimiz yıllarda bahsettiğim altınla doların beraber yükseleceği senaryosu da fena gitmiyor. Şimdilik iyi gidiyoruz. Dolayısıyla piyasada aslında bazı korelasyonların kırılmaya başladığını da yakından görmemiz gerekir, takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu tarafta her ne kadar şu ana kadar hiç de yardımcı olmasa da pozisyonlanmalara da bir göz atalım. Görüyorsunuz yeni zirveler yapılmaya devam ediyor. Yani spekülatif tarafta da, sadece spot tarafta değil, spekülatif tarafta da yatırımcılar altın almaya ve tarihinin en büyük spekülatif long pozisyonunu biriktirmeye devam ediyorlar. Şuradaki altındaki spot duruma da bir göz atalım. Bu tarafta da görüyorsunuz alımlar devam ediyor. Henüz yeni zirve yapılmış değil ama çok da yaklaşmış durumdayız. 82.71 şu anda da baktığımızda aşağı yukarı o seviyenin hemen altındayız. Dolayısıyla altın tarafında da spot altın taşıyanlar, ETF'ler açısından da yeni bir zirve çok yakında karşımızda olacak. Belki bugün yarın görebiliriz bile. Petrol tarafına gelelim. Petrol tarafında tabii Çin vadeli çok ciddi bir satış yemiş olmasına rağmen Amerikan vadelilerinde benzer bir satış görmüyoruz. Geçtiğimiz hafta zaten bunun hareketini görmüştük. 51 seviyelerinin önemini daha önce de paylaştım. Dolayısıyla bu seviyeler kritik. Kısa vadeli bir trade için girilebilir. Benim stratejim altına kayıp üzerine çıktıktan sonra alım yapmak. Dolayısıyla çok ufak trade'lere 50-51 seviyelerinden girilebilir. Yani pozisyonunuza bağlı nasıl gireceğinizi ben tabii söyleyemem ama biraz daha kalıcı taşıma babında pozisyon almak için ben bir fırsatımız daha olabileceğini düşünüyorum ama yakından takip etmek gerekiyor tabii. Bu taraftaki pozisyonlara da bakalım. Ufak ufak şişmeye başlayan pozisyonlar vardı. Burası biraz daha makul hareket ediyor tabii. Görüyorsunuz sert bir şekilde geri çekilme söz konusu. Bu arada dikkatimi çeken veya muhakkak sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bakır vadelileri aslında. Çünkü bakır vadelilerine baktığımızda geçtiğimiz hafta boyunca aralıksız bir satış geldiğini gördük. Çin'in açılmasıyla beraber yine biraz problematik bir açılış oldu ama bir toparlanma gelmeye başladı. Tabi burası Çin büyümesinin, Çin ekonomik paketinin en hassas olacağı emtia. Dolayısıyla şu anda en yakından takip etmemiz, virüsün aşısı bulundu, tedavisi bulundu veya yayılması artık kontrol altına alındı gibi pozitif herhangi bir habere en hızlı tepki verecek olan, ki şu anda da görüyorsunuz Çin borsasının veya piyasasının yeterince kötü olduğunu fiyatlayan bir durumda en hızlı tepki verecek olan emtia bakır tarafı olacaktır. Bu taraftaki biraz gecikmeli olduğu için genel kötümserliği yansıtmıyor olabilir ama bu taraftaki pozisyonlara da baktığımızda piyasa ortalama civarlarında bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha düşük seviyelerde görmemiz söz konusu olacaktır. 10 yıllıklara geçersek 10 yıllıklarda da görüyorsunuz Çin'in %8'lik açılışına
alımla cevap vermiş değil. Hatta hafif bir değer kaybı var. Çünkü dediğim gibi başta da bu zaten geçtiğimiz hafta vadeli piyasalarda da Hong Kong'da da fiyatlanmıştı. Buradan bir toparlanma olur mu? Bence olması lazım ama şayet biraz daha uzun sürecek bir sorunla karşı karşıyaysak, Amerika'da birinci çeyrek verisi zayıf geleceğinden dolayı problematik, daha doğrusu bu bölgeye alım gelen bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün gelecek olan ISM'in ben ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Öncekinden zayıf gelmesi durumunda 10 yıllıklara gelecek olan alım artacaktır. Bu kez şu henüz tam bir yataylaşma veya terse dönme söz konusu olmadı ama getiri eğrisindeki şu hareketi ben bu kez biraz daha ciddiye alıyorum. Bu sene seçim yılı, resesyon olmaz falan gibi tırnak içindeki analizler benim açımdan geçerli değil. Buradaki birkaç indikatörden iki tanesi şu anda sarı alarm veriyor. Geçen sene böyle değildi. Dolayısıyla şu anda biraz daha rahatsızım. Burayı biraz daha o gözle bakıyorum ama şu an için hala ana düşüncem getiri eğrisinin ve faizlerin yukarıya doğru hareketlenmesi yönünde. Özellikle de Çin tarafından kuvvetli bir paket gelirse, emtia hareketinin şu anda petrol üzerinden yarattığı dezenflasyon beklentileri hızlı bir şekilde değişebilir. Bunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına hemen gelelim. Hafta sonunda 4400'lerin üzerine çıktık ama çok fazla üzerinde kalamadık. Şu anda da hemen altındayız. Hala önemli bir direnç seviyesiyle karşı karşıyayız. 9400-9600 aralığı. Aylık olarak bakalım demiştim. Aylıkta da neredeyse istediğimiz oldu diyebiliriz. Bir toparlanma artık aylık grafikte de bence teyit edilmiş durumda. Ama şu bölge aşılabilmiş değil. Dolayısıyla bu bölgenin aşılmasıyla beraber bir rahatlama olacaktır. Henüz bu gerçekleşmediği için Bitcoin'in önü boşaldı demekte biraz zorlanıyorum. CFTC verileri tarafına bakalım. Orada da klasik her zaman olduğu gibi short pozisyonlar devam ediyor. Dolayısıyla bu taraftan gelen bir destek söz konusu değil. Yarılamaya doğru gidiyoruz. Daha önce de söyledim. Yarılamaya doğru bir boğa piyasasında girersek yarılama çok bullish bir hareket olacak. Yarılamaya doğru ayı piyasasında girersek, yani 9400-9600'lerin kırılamadığı, tekrar 8000'lere 7000'lere döndüğümüz bir dönemde girersek, o zaman illa yarılama oluyor işte. Dolayısıyla Bitcoin bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yukarıya patlayacak düşüncesinin ben çalışmayacağını düşünüyorum. O yüzden 9400-9600 seviyesinin üzerinde mi altında mı yarılama yaklaştığımız bence çok çok kritik olacak. Türk lirası tarafına gelirsek burada da önemli bir değişiklik yok. Yuan'ın kalıcı bir şekilde 7.01'lerin üzerinde seyretmeye başlaması gelişmekte olan ülke kurları açısından çok pozitif değildir. Burada görüyorsunuz 6'ya doğru bir hareket oldu. Açıkçası şunu açalım. Gereksiz bir hareketti. Yani şu, eğer Çin beklentisi vesaireyle olduysa Çin'in böyle açılacağını zaten biliyorduk. Dolayısıyla aman 6 gördü önemli bir hareket diyemem. Belki o civarda biraz stoplar vardı. Onların dökülmesi açısından faydalı olmuştur. Ama görüyorsunuz şu anda hala 5.90'ların 98'lerin üzerindeyiz. Buralarda kaldığımız sürece altılar hala gündemde, biraz daha üzerine de çıkacaktır. Geçen videoda da zaten bunları paylaşmıştım. Herkese iyi bir hafta diliyorum.